İlla büyük şirketlerde mi kariyer yapılabilir yoksa kendini diğer şirketlerde de geliştirmek mümkün mü? Efendime söyleyeyim. Facebook, Amazon, Apple, Instagram, Twitter, Microsoft olmadan böyle bir kariyer yapılması mümkün mü? Efendim kendini geliştirmek mümkün mü böyle büyük, en büyük 5-10 şirket dışında? Sorunun cevabı kesinlikle evet. Bunun en güzel örneği aslında en yüksek, en büyük kariyeri yapan insanların bu şirketlerin dışında yapıyor olması. Ee, benim kendi gözlemlerime bakarak şunu söyleyebilirim ben. Bir yerde kurumsal yapı büyüdükçe, bürokrasi arttıkça, kurumsallık böyle yani yayıldıkça o şirketin e, bünyesine kendini geliştirme fırsatın azalıyor. Çünkü gerçekten kurumsal belirli bir yapıda ilerlediği için hani Mesela kendini ekstrem bir şekilde gösteremiyorsun. Mesela hani normalde sorumluluğun olmayan bir şey yapıp kendini gösterme ihtimalin bence azalıyor. Bu çok tartışmaya çıkmış bir şey bu arada. Yani ben şu an dediğimi kendim söylerken katılıyor muyum kendi söylediğime emin değilim. O yüzden bunun yargılarını biraz insanların kendisinin yapması lazım ama ben kurumsal yapı büyüdükçe işin biraz renginin kötü anlamda çalışan için değiştiğine inanıyorum. Kendini her yerde geliştirirsin. Burada da geliştirirsin. Bir startupta da geliştirirsin. Hiç şirketle alakan olmadan evde bile geliştirebilirsin. Doğru eğitimleri, doğru planları yaparak kendi kendine. Ama benim şahsi fikrim, ben şu anda kendime bir kariyer planı çizecek olsaydım, başlangıcını ilk 3 senelik, 4 senelik başlangıcını büyüyebileceğim orta ölçekli kurumsallığın nispeten az olduğu o bürokrasinin bu seviyeler arası iletişimsizliğin daha az olduğu bir şirkette başlamayı tercih ederdim. Bu arada ben, kendim şahsen öyle kariyer yapma manyağı, kariyer delisi bir insan değilim. Hani böyle basamakları hızlı çıkıp en yükseğe çıkmalıyım, herkes bana tapmalı, peygamber olmalıyım şirkette falan gibi benim bir durumum yok. Ben keyfi bir ortamda çalışmaktan haksızlığa uğramadığım sürece adil bir kazanç elde ettiğim sürece ben öyle oraya yükseleyim, buraya yükseleyim, şuraya alçalayayım insanı değilimdir. Ee, bu da hadi oradan len diyeceksiniz. Benim bunun çok iyi kanıtım var. <laughs> yani kağıtla göstermem ama bir anımı anlatacağım. Benim kendi yöneticim bundan bir buçuk sene önce bana menajer olup olmak olmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de o zaman senior e, developer olarak kariyerime devam ediyordum. Şimdi sorumluluklara bakıyorum. Yani her gün bir 45 dakika bir saat benim hayatımdan ekstra çalacak belli ki bu iş. Bazı zamanlarda daha da çok mesela bu yıllık e, performans toplantıları yapılan ortamlarda belli ki daha çok benim zamanımdan çalacak. Şirketin içinde daha fazla beklenti olacak falan filan. E baktım e, maaş e, tamam bir %5 %6 bir zam alıyorsunuz. E fena değil bakarsan ayda alt 7 708 dolar arasında bir ekstra bir gelir demek bu minimum bu arada normalde hani menajere geçişlerde bildiğim daha yüksek zam yapıyorlar ama neyse konuyu bulandırmayayım özetle hani ayda hemen hemen belki cebime bin dolar daha fazla para girecekti e menajer olacaksın şirkette biraz daha güvenli oluyor pozisyonun e, düz bakarsak ama e sorumluluk artıyor e, ben öyle kariyer yapayım büyük title'larım olsun, beni CEO yapın, ben Allah olmak istiyorum bu şirkette falan böyle durumlarım yok benim. Dolayısıyla ben dedim ki ben dedim menajer olmak istemiyorum kardeş. Ben dedim iyiyim siz dedim takılın kendi aranızda. Olmadım yani adam bayağı bildiğin hani teklif etmişti. Yani bu bana teklif etmesi de hemen yarın menajer olacağım anlamına gelmiyor. Yine şirket içinde bir e, hani başvuru yapılıyor. O başvuru ondan sonra üst kademelerce değerlendiriliyor. Ondan sonra işte evet bu adam menajer olacak seviyeye gelmiş deyip menajer oluyorsunuz ama sizin menajerinizin, sizin yöneticinizin daha doğrusu size sen menajer ol diyeceğin noktada siz zaten çoktan o gereklilikleri zaten karşılamıştınız demektir. Dolayısıyla e, pratikte menajer olmasam da e, teoride çoktan o seviyedeyim. Dolayısıyla e, benim kendimi bilmem beni daha çok mutlu ediyor. Konuyu yeterince bulandırıp kendi e, eğlenceli anımı anlattıysam özüne döneceğim için kendinizi geliştirmenizde, karar yapmanızda hiçbir engel yok önünüzde. Bizim şirkette 4 senedir bulunup sinir managere kadar gelen yeni mezunlar da var. Senior benimci de şöyle düşünün. Developer, sinir developer, manager, sinir manager. Yani girdikten sonra üç kez kademe atlamış 4 senede. Bunu yapan insanlar da var. 20 senedir burada olup sadece üç kez terfi alan insanlar var bu insanın yaşam tarzına göre değişiyor. Bazı abi yeni mezunlar görüyorum şirkette. Timsah gibi yani T-Rex gibi dinozor gibi saldırıyorlar her şeyi. Onu yapayım bunu da yapacağım. Çok para kazanmak istiyorum. Şirketi üstüme yapın istiyorum falan. Böyle insanlar da var. Ben öyle değilim. Ama böyle insanlar da mesela bizim şirkete çok hızlı yükseliyor. Her yerde yükselirsin yani. Günün sonunda sen de yükselecek toto varsa her yerde yükselirsin. Sana yine kimse engel olabilir. Ne de öyle saçma sapan mani işgale ne olur? X şirketinde 4 kere terfi alacakken öbüründe 3 alırsın. Onda 4 alacağına başka yerde atıyorum, 5 terfi alabileceğin bir şirket vardır, atıyorum sallıyorum bunları. Hani 3 aşağı 5 yukarı ama progres aynı olur. Umarım kariyerini hani hayatının keyfinden öte önünde tutmazsın diye umuyorum. Çünkü kariyeri öyle veya böyle zamanla yapıyorsun. Bir de kariyer çok subjektif bir şey bana göre. Yani kariyer yaptım, kariyer yapmalıyım, kariyer kariyer. Bana çok komik geliyor yani. Bir hayattan zevk aldın mı, işte yapmayı sevdiğin şeyleri yapmaya yapabildin mi? Hazır gençken ya da yaşın yetiyorken ya da enerjin varken yapmak istediğin şeyleri yapıp bitirdin de kariyere mi geçiyorsun yoksa bunların hiçbirini yapmayayım işte kariyer... abi benim burada kız arkadaş edinmeyen arkadaşlarım oldu niye kız arkadaşın yok e, kariyerime odaklanmak istiyorum ya abi bir salın kendinizi iki insan görünüyor ya manyak mısınız siz ya müzik de yaparım kariyerde öyle bir şarkı mı vardı bir şey vardı öyle neyse günün sonunda ben abi asla işimi kişisel keyfimin önünde tutmam Öyle şirketi de böyle deli gibi sahiplenip şirkette o kadar büyüyeceğim, şirketi o kadar ileriye taşıyacağım ki benim adımı altın harflerle yazacaklar. Ben böyle şeylere de gelemem. Hiç uğraşmam da öyle şeylerle. Ben işimden memnun olduğum sürece o iş bana hizmet ediyordur. Ben işimden memnun olmadığımda, işimden keyif almadığımda, işim benim keyif aldığım şeyleri azaltmaya başladığı noktada kariyer yapmaktan ziyade başka yere geçmeyi tercih ederim diye düşünüyorum. Tabi bu sorunun amacı bana koçluk ver, bana akıl ver onur değildi biliyorum. Ama ben yine konuşmayı sevdiğim için, düşük çeneli olduğum için hiç sormadığım şeylere cevap verdim. <laughs> Kusura bakma. Özetle yani bu büyük şirketlerde olmadan da kariyer yaparsın da muhtemelen daha çok yaparsın. Neden? Çok güzel bir örnek geldi aklıma yine çok zekiyim ya. <laughs> Şimdi Facebook'ta, Amazon'da, Microsoft'ta, Google'da Ülkenin dünyanın en zeki adamları çalışıyor tamam mı? Eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi beni bu adamların arasında koyarsan ben orada kariyer yaparken bir kuple zorlanabilirim. Bu tembellikle, bu rahatlıkla, bu işte iş bana hizmet etmeli, ben işe hizmet etmemeliyim. Bu kafalarda hani orada o kadar hayatta kalamayabilirim. Dolayısıyla hani sen de çok ekstrem zekaya sahip, inanılmaz yoğun çalışmayı seven bir insan değilsen sen de o büyük şirketlerden ziyade daha küçük, daha normal şirketlerde, daha standart şirketlerde daha hızlı yükseleceksin. Çünkü burada rekabet az. Anladın mı? Bu şeye benziyor. Yani Real Madrid'de mi kaptan olabilirim, Galatasaray'da mı, Fenerbahçe'de mi, Beşiktaş'ta mı? Soru biraz buna geliyor yani. Real Madrid'de bırak kaptan olmayı oynayamıyorsun bile. İşte Google, Amazon, Facebook, şudur budur, Microsoft. Ama işte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta hani kaptan oluyorsun nedir? Kaptektir, şudur, budur, yan işte şirkettir, bankadır falan filan oluyor. Sanırım bu konuda söyleyeceklerim bu. Hala geliyor ama susayım yoksa anlatırım hala da. Yeterince gömmemişim gibi. Öyle ben bu konuda böyle düşünüyorum. Aksini düşünen varsa e, bence haksız yani. <laughs> çok çok burada çok tartışmayı kabul edeceğimi düşünmüyorum. Çok sert bu konuda benim fikrim. Ama tabi dünyanın bin türlü hali var. O yüzden çenemi kapatıp yudum alıp sonraki soruya geçiyorum efendim. Görüşmek üzere.